Şimdi Barış, belki tekrar devam etmek istersin. Şimdi Erkan Baş aynı zamanda siz Ali Mahir Başarır'la Süleyman Soylu kavga sırasında orada mıydınız? Süleyman Soylu'nun olduğu gün meclisteydim. Süleyman Soylu her konuşanla kavga ettiği için şimdi hangi aşamada... Meclis komisyon toplantısı. Komisyon toplantısı. Oradan devam da. Ya bundan sonraki bölümümüzde şu konuyu konuşacağız Erkan Bey. Sizden sonra iki konumuz geliyor. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Uğur Poyraz ve Ali Mahir Başarır. Şimdi bir süredir Süleyman Soylu'yu kızakta görüyorduk. Sedat Peker'in iddialarından sonra. Ondan sonra o iddiaların hiçbir araştırılmadığı, hiçbir iddia savcılara kadar gidemediği ve hepsinin üzeri örtüldüğü için şimdi tekrardan bir, değil mi, Süleyman Soylu'nun sahneye çıktığını görüyoruz. Barış buradan devam edecek. Aslında bir önceki sorusunu biraz daha detaylandırarak konuşmak yani istemiştik. Yani Süleyman Soylu'nun böyle bu dönemde yeniden özel bir misyonla ortaya çıktığı tespitine katılıyor musunuz? Böyle bir şey görüyor musunuz? Çünkü mesela çıktı ve dedi ki belediyelere... Bağlantılı bir soru var sanırım, duymuyoruz. Duyabiliyor musunuz şimdi? Şu an duyabiliyor musunuz? Şu an duyabiliyor musunuz? Şimdi aldım sesinizi. Evet. Şöyle, bu dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeniden özel bir misyonla öne çıktığını düşünüyor musunuz? Mesela çok en yakın örnekten vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında açık bir tartışma var şu anda. Evet. İBB'de İçişleri Bakanı bazı çalışanları terör destekçisi olmakla itham ediyor. Bugün Ekrem İmamoğlu çıktı, dedi ki madem terör destekçisi buyurun tutuklayın o zaman. Niye böyle bir ithamda bulunuyorsunuz, dedi. Filan böyle karşılıklı bir şey var. Ancak görülüyor ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir süredir geri planda kalmasına rağmen bu dönemde yeniden özellikle şiddet dozu yüksek söylemlerle ön plana çıktı. Bu bir kendisine biçtiği bir rol mü? Gerçekten bu dönemi bir fırsat olarak mı görüyor? Cumhurbaşkanı mı ona öne doğru itiyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hali hazırda da böyle bir kitap da çıkardı partiniz. Bir rapor da hazırladı onun rolüne ilişkin. Buna da dayanarak soruyorum. Ya bir gün her fani Süleyman Soylu tarafından teröristlikle suçlanacak. Yani hala suçlanmadıysa yarın öbür gün mutlaka suçlanırız. Onun böyle bir özelliği var. Hatırlayacaksınız yani Büyükşehir Belediye seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'na oy veren herkesi teröristlikle itham etmişti. Ama sevgili Ahmet'in çok iyi ifade ettiği gibi Süleyman Soylu yıllar önce de Tayyip Erdoğan'dan hesap sormazsam alçağım namerdim demesiyle gündeme gelmiş bir aktör. Dolayısıyla Süleyman Soylu birisine saldırıyorsa bir dahaki dönem için kendine orada yer arıyordur. Bunun altını çizelim. Yani önümüzdeki dönem için pazarlık yapıyor da olabilir. Süleyman Soylu'nun siyasi... İYİ'de genel sekreterliğine mi? Yok, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik başvurusu yapabilir diye düşünüyorum mesela. Yani Tayyip Erdoğan o kadar çok küfür ettikten sonra AKP'ye gittiyse... Bugün CHP'ye yükleniyorsa yarın bu CHP'ye de gidebilir. Yani bunu bilemiyoruz tabii. Fakat işin gerçeği şu bence. Daha önemli olan kısmı. Ben bütçede oradaydım. Dediğim gibi gerçekten Süleyman Soylu kendisiyle ilgili değerlendirme yapan herkese laf atarak kavga çıkartmaya çalıştı. Hatta şunun altını çizeyim. İlk kavgası sanıyorum Sayın Engin Özkoç'la oldu. Bütçe komisyonunda başlangıç aşamasında. Kavganın nedenini hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Ne bakıyorsun diye kavga çıkarttı. Cümle budur. Tutanaklara bakın. Ne bakıyorsun? Yani ilkokulda çocuklar birbirlerine şey yapar ya, ne bakıyorsun diye kavga çıkarttılar. Böyle kavga çıkartan ama maalesef bakan sıfatlaşan birisinden söz ediyoruz. Nedeni şu bence. Özellikle söylüyorum. Dikkatli izleyen herkes görecektir. Genel kurulda Süleyman Soylu'nun geçmiş yıllara göre AKP sıralarından bile ciddi bir destek almadığı bir başlangıç yaşadık. Yani o gerilim, o Süleyman Soylu'nun arkasındaki kuvvetin ortadan kalktığı, baktığımızda görebildiğimiz bir şey. Ve bu durumda her zaman aynı şeyi yapıyor. Kavga çıkartırsam benim mahallemdeki insanlar mecburen benim arkamda sıraya geçecekler. Benim tarafımda yer alacaklar bir kavga çıkarsa diye düşünüyor. Bakın bütün hareketlerini izledim ben genel kurul süresi boyunca. Orada karşımda yaşanıyor her şey.
ve sürekli olarak bir kavga çıkartıp destek toplama. Hatta en ciddi kavgadan bir tanesi şunun için çıktı. Bunu bütün yurttaşlarımızın bilmesini istiyorum. Meclisin bir takım teamülleri var. Doğrudur, yanlıştır ayrı. Mesela mecliste sadece genel başkanlar konuşma yaptıklarında ayakta alkışlanırlar. Bunun dışında mesela bütün meclis tarihine bakın, tutanaklara bakın. En azından benim bilebildiğim yok. Yani kuvvetli alkışlar vardır, şiddetli alkışlar vardır, işte farklı sıralardan alkışlar vardır ama ayakta alkışlar diye tutanaklara geçen genel başkan konuşmaları dışında yoktur. Süleyman Soylu şehitleri, gazileri, polisleri, askerleri falan selamlayarak sözde bütün kendi grubunu ayağa kaldırıp ayakta alkışlattı. Özgür Özel bunu tespit edip söyleyince bir daha kavga çıkarttı. Sonuçta amacının ben şu olduğu kanaatindeyim. Şimdi biliyorsunuz şöyle bir genel teamül var kamuoyunda. Tayyip Erdoğan kamuoyunda yıpranan bakanlarını yıpranma aşamasında genellikle görevden almıyor. Hazine Bakanlığı'ndaki son değişimi de hatırlayın. Bu değişikliğin olacağı çok uzun süredir konuşuluyordu. Ama değişikliğin zirve noktasında beklendiği anlarda yapmadı. Böylece unutulduktan sonra yaptı. Süleyman Soylu da kendisine dönüp toplumsal tepki arttıkça koltuğunu koruduğunu fark etmiş durumda. Dolayısıyla sürekli böyle gerilimler çıkartıyor. Ama açmaz şu, onu da söyleyeyim. Tayyip Erdoğan açısından benim görebildiğim açmaz şu. Tayyip Erdoğan da bu politikaya ihtiyaç duyuyor. Yani toplumu korkutmak, sindirmek, işte polis çopu, gaz, gözaltı falan. Dolayısıyla kilit bir yere yerleşmiş durumda Süleyman Soylu. Yani Tayyip Erdoğan bu politikalardan vazgeçse iktidarı kaybedecek. Bu politikaları sürekleştirdiği dönemde de Süleyman Soylu figürüne ihtiyaç duyuyor. Soylu da bunu görmüş durumda ve buna uygun bir deyim yerinde ise pozisyon alıyor. Ama ben gerçekten şunu söyleyeyim. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Bu tipoloji Türkiye siyasetinde çok vardır. Artık maalesef televizyonlarda yayınlanmadığı için genç arkadaşlarımız izleyemiyorlar büyük ihtimalle ama internetten rica ediyorum herkes izlesin. Sevgili Aziz Nesin'in Zübük isimli romandan uyarlanan Kemal Sunal'ın muhteşem oyunculuğunu izlediğimiz film Türkiye siyasetinin bugünkü durumuna ilişkin de Süleyman Soylulara ilişkin de çok güzel bir örnektir. Bunlar güç neredeyse oraya doğru yönelen unsurlardır. Bugün kavga etmelerine bakmayın. Başta söylediğimi tekrar ediyorum. Bu kadar çok muhalefete hakaret etmesinden önümüzdeki dönem kendisi için çok seçenek yaratma arayışı olduğunu düşünüyorum. Son bir soru sorup size teşekkür edeceğiz Erkan Bey. Soru şu, biraz önce siz de diskin uzun zamandan sonra pazar günü sokağa çıkmasından bahsettiniz. Şimdi işte program başından beri konuşuyoruz. Aslında şöyle bir senaryoyu vizyona sokuyorlar. Bir tarafta iş dünyası dediğimiz bütün bu odaların, sanayi odalarının başı top falan. Onlara programa nasıl ikna olduklarını, bu programın ne kadar iyi olacağını, ne kadar pozitif düşüncelerle ayrıldıklarını söylettiriyorlar. Yani iş dünyası üzerinden sanayicilerimiz, iş dünyası, iş kadınları, iş adamları, gerçek kadın yoktu, sadece iş adamları ne kadar memnun, ne kadar her şey iyi gidecek, ihracatçımız çok memnun, harika dedirttiriyorlar. Diğer taraftan da bir Kuzey Kore modeli neredeyse negatif olan her şeyin üzerine bir örtü örtmek niyetindeler. Yani YouTube yayınları yok olmayacak, eleştirilmeyecek. Bir taraftan Devlet Bahçeli herkesi tehdit eder durumda. Bundan sonra böyle olmayacak, öyle olmayacak, bu böyle olmayacak. Sonuçta meclisin 3. partisi %5'te oyu var bugünkü araştırmalara göre. Ama tehdit edebiliyor herkesi. Şimdi bunu niye sordum? Bundan sonra demokratik olarak ses çıkartmak çok önemli olacak seçimlere doğru. İşçiler, memurlar, sivil toplum örgütleri, öğrenciler vesaire. Siz çok daha ciddi bir şekilde bir baskı geleceğini düşünüyor musunuz? Yani biz Süleyman Soylu'yu sorarken aslında Süleyman Soylu'dan öte bir Süleyman Soylu olarak sorduk. Bu da moda oldu şimdi. Herkes kendine böyle diyor ya. Yani Süleyman Soylu'nun buradaki rolü sadece sizin dediğiniz gibi kendisine bir rol biçmek midir? Yoksa bundan sonraki süreçte gerek Devlet Bahçeli'nin söylemlerini arkasına alarak gerek iktidardan hayır, halkın ne düşündüğü gösterilmeyecek, zaten iktidara bağlı basın göstermiyor. İşte Barış Terkoğlu biraz önce önemli ve acı bir örnek verdi.
Bu baskıyı üstünde hissediyor musunuz? Hissedecek misiniz? İşçiler, memurlar, sokağa demokratik haklar için çıkmak isteyen kadınlar, kadın örgütlenmeleri sıkıntılı bir dönem yaşayacaklar der misiniz? Seçimlere doğru giderken ne kadar koyulaşacağını düşünüyorsunuz bu atmosferin? Şöyle söyleyeyim Şirin Hanım, siz MHP için üçüncü parti dediniz. Eski bir alışkanlık. MHP 2015'te üçüncü partiydi, şu anda dördüncü parti. Pardon, dördüncü parti demek istedim. Daha doğrusu iktidarı saymadım, üçüncü muhalefet partisi demeye çalıştım. Şu için, sizi düzeltmek için söylemiyorum, şu için söyledim. Önümüzdeki seçimde inşallah... Ben sizi grup olarak görüyorum ya, benim meclis şeylerini görmem biraz farklı oluyor. Buyurun, pardon. Şöyle olacak, üçüncü partiydi. Cumhur İttifakı'nı kurdular, dördüncü parti haline geldi. Şimdi umuyorum... Beşinci parti olmasına bile izin vermeyeceğiz. Onu altıncı, yedinci parti olarak mecliste ya da meclisin dışına doğru iteceğiz. Yani gittikçe eriyecek, tükenecek. Bu politikaların sürdürücülüğünü yapma herkese kaybettir. Herkese kaybettir. Böyle korkuyla, şiddetle, insanları sindirmeye çalışarak falan başarıya ulaşma şansları yok. Tam tersi olacak, göreceksiniz. Kaybettikleri ortaya çıktıkça kendi çekirdek ekiplerinin dışındaki herkes yavaş yavaş gemiyi terk etmeye başlayacak. Ben zaten bunları söylemiştim. Ben onların yanındayken de bunları söylemiştim diye. Buradan bakın, Cemal Enginyurt herkese örnek olsun arkadaşlar. Yani MHP'deyken yaptıklarını hatırlıyorsunuz Cemal Enginyurt'un. Herkese örnek olsun. Şimdi bu sayı gittikçe artacak. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Şimdi onlar bizi korkutmaya, sindirmeye çalışıyorlar. Ya biz o ışıkları çoktan geçmişiz, onu söyleyeyim. Yani artık hani bıçak kemiğe dayandı diyorlar ya, canımız burnumuzda. Bu bakan çok üzülürüm falan demiş, hani yıkıma uğrarsa memleket falan. Biz onları çoktan geçtik. Biz artık öfkeyle konuşuyoruz. Çok açık söyleyeyim, bakın büyük bir öfkeyle konuşuyoruz. Ve netiz. Nasıl disk sokaklara çıktıysa, şimdi bir çağrı var, onu söyleyelim. Türk Tabipler Birliği çarşamba 15 Aralık günü grev kararı aldı. Şimdi ne yapabilirsiniz ya? Bu insanlar 2 yıldır pandemi sürecinde olağanüstü koşullarda hepimizin sağlığı için canları burnunda çalışıyorlar. İsteklerini lütfen takip edin. İnsanca yaşam istiyoruz. İnsanca yaşayabilecek ücret istiyoruz. Bu kadar temel şeyleri talep ediyorlar. Şimdi bunun için artık insanca yaşayamadığını düşünen milyonların, her gün kadınların cinayetlerde hayatını kaybettiği bir toplumun korkacak neyi kalmış ya? Evet, peki. Ben sonuçta olsun, patronların zenginleşmesi demek halkın yoksullaşması demektir. Yöneticilerin zenginleşmesi demek halkın yoksullaşması demektir. Bizim zincirlerimizden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı artık. Peki. Hadi olanlar korkusun. Peki Erkan Bay, çok çok teşekkür ederiz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı bizimle birlikteydi. Şimdi hemen